Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı soru ve çözümleri birlikteyiz. Bu videomuza ait sınavı videonun açıklama bölümünden PDF şeklinde indirerek de ulaşabilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurarak da kendiniz çözebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Hazır mısın? Evet. Haydi başlayalım. İlk bölümümüzde resimlerin altına uygun rakamları yaz. Evet, öncelikle buradaki 1, 2, 3, 4 ve 5 numaradaki kelimeleri bir okuyalım. Evet, 1 numara. Go shopping. Yani alışverişe gitmek. 2. Wake up. Uyanmak. 3. Do homework. Ödev yapmak. 4. Brush teeth, dişlerimizi fırçalamak. Evet, son olarak 5 numara. Wash my face, yüzümüzü yıkamak. Şimdi o zaman resimlere bakalım. Sırasıyla yukarıdaki kelimeleri buraya eşleştirelim. Birinci resime bakalım. Wake up. Evet, birinci resim wake up, yani 2 numara. İkinci resim. Brush teeth. Evet, brush teeth, diş fırçalamak, yani 4 numara. Üçüncü resimimize bakalım. Do homework. Do homework. Evet, ders çalışıyor, ödev yapıyor. Yani 3 numara. Wash my face. Evet, dördüncü resmimiz. Wash my face. Yüzünü yıkıyor arkadaşlar. 5 numara. Go shopping. Evet, ve son olarak 1 numara kaldı. Go shopping. 1 numarayı da yazıyorum. Hemen diğer ikinci bölümümüze başlayalım. Saatleri cümlelere eşleştirip tırnak içindeki boşluklara uygun rakamları yazınız diyor. Evet, birinci saatimize bakalım. It is 3 o'clock. Yani saatin 3 olduğunu. Saatin 3 olduğunu. Burada 3 3 anlamında, o'clock da tam saat anlamında. Saatin 3 olduğu hangisi? Evet, şuraya ben 1 numara yazıyorum. İkinciye bakalım. It is 9 o'clock. 9 o'clock, yani saat 9. Saatin 9 olduğunu. 9'du. Tam saat 9. O zaman bu da 2 numara olacak. It is 6 o'clock. Yani saatin 6 olduğunu It söylüyor. It is 6 o'clock. Saatin 6 olduğunu söylüyor. O zaman buraya da buradaki 4 numarayı yazıyorum. Üçüncü bölüm, sayıları yazınız. Evet, burada sayılarım var. 2, 5, 10, 20, 30. 30. Evet, 2 hangisi? 2. 2. O zaman şuraya 2 yazalım. 5. 5. Buraya da 5 yazıyorum. Devam edelim. 10. 10. 10'du. O zaman buraya 10 yazıyorum. Diğer sayım 20, 20 ve son sayım 30, 30, 30. Evet, 30'yi de buraya yazıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Evet, buradaki kelimelerimize birlikte bakalım. Birinci kelime doctor. Doctor, yani doktor. Doktor. Hemen aşağıdan doktoru bulalım. Nerede doktor? Birincisi. Evet, birincisi I am a doctor. Doktor. Evet, buraya doctor yazıyorum. Evet, doctor'ı yaptık. İkinci kelimeye bakalım. Şef. Şef, yani en sondaki. En sondaki aşçı. Bunu da aldık. Buraya da I am a chef yazıyorum. Geçtim üçüncüye. Pilot. Pilot, yani pilot. Nereye yazmam gerekiyor? Şeften bir önce. Bir önceki I am a pilot yazdım. Devam edelim. Farmer. Çiftçi. Çiftçi. Pilotun üstü. Pilotun üstü. I am a farmer. Devam edelim. Son mesleğimiz. Teacher. Teacher. I am a teacher. Bir öğretmen. Devam edelim. Aşağıda verilen cümleleri görsellere uygun hava durumları ile tamamlayınız. Evet, buradaki birinci hava durumu
Sani yani güneşli. Hemen güneşli olan bölüme sani yazıyorum. İkinci kelimem. Evet, ikinci kelimem. Windy yani rüzgarlı. Rüzgarlı olan en sondakiydi. Evet, windy. Devam ediyorum. Üçüncüsü. Rainy yani yağmurlu. Ve son olarak snowy. Karlı. Snowy. Karlı olarak yazdım. What is that? Yani bunu bahsediyor. Görselden bahsediyor. It is a dress. Aşağıda verilen aylar hangi mevsime aittir? Önce İngilizcelerini bir okur musun bu ayların? September, evet. October, November. September, October, November. Türkçeleri? Eylül, Ekim, Kasım. Evet, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım. Hangi mevsime aittir bu aylar? Autumn. Yani evet, sonbahar. Evet, autumn yani sonbahar. Aşağıdaki cümlenin Türkçe anlamı hangisidir? Benim kız kardeşim mavi gözlere ve sarı saçlara sahip. Benim kız kardeşim. Bu ne? Önce bununla başlayalım. Benim kız kardeşim. My sister. Evet, my sister. Zaten hepsinde my sister var. Daha sonra mavi gözlere ve sarı saçlara sahip. Sahip olmak. Has. Mavi göz. Blue eyes. Sarı saç. Blonde hair. Yani cevabımız. A şıkkı. My sister has blue eyes and blonde hair. Resme göre diyaloğu tamamlayınız. Emir. What is the weather like in spring? Spring ne demekti? İlkbahar. Büşra, it is warm and sunny. It is warm and sunny. Resme göre yanlış olan seçeneği işaretleyiniz. Evet, she has long curly hair. Doğru. Evet, doğru. Uzun kıvırcık saçlı. Doğru. She has young and pretty. Genç ve güzel. Doğru. She is fat and short. Şişman ve kısa. Yanlış. Evet, bu kız şişman ve kısa değil. Yalnız. She is thin and tall. Zayıf ve uzun. Uzun. Evet, doğru. Bu da doğru. Yanlış olan C seçeneği. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.